Değerli canlar, merhaba. Arap Halkı Alevileri Dayanışma Dernek Başkanı Hamit Karaoğulları'ndan geleneksel olarak düzenlediğimiz Karşıyaka Halk Festivalimize bir gün kala tüm hazırlıklarımızı ve davetlerimizi tamamladıktan sonra bir gün önce valilik tarafından aranıp 80 özel güvenlik istemeleri bizleri ciddi derinden yaralamıştır. Demokratik kitle örgütlerinin ekonomik durumları ortadayken böyle bir ödeneği yerine getirebilirler mi? Soruyorum sizlere, asıl amaç nedir? Can ve mal güvenliğinden sorumlu emniyet güçlerimiz neden bizle böyle bir zulde bulunur? Karşıyaka Halk Festivalleri tüm engellere rağmen aşılacak ve engeller bizleri hiçbir şekilde yıldıramayacaktır. Bunu böyle bilesiniz. Sağ olun, var olun. Bizler 18 Eylül Çarşamba günü Arap Halkı Alevileri Derneği'nin organize ettiği 15. Karşıyaka Halk Festivali'nde olacaktık. Fakat konserimiz son gün özel güvenlik talebi bahanesiyle engele takıldı. Daha önce de Samandağ'da yapılması planlanan Evvel Temmuz konserimiz hiçbir sebep gösterilmeden engellenmişti. Birçok Alevi ve Kültür Derneği'nin de maruz kaldığı bu hukuksuz engellemeleri kabul etmiyoruz. Bu keyfi engellemelerin amacı halkların kendi kültürlerini, dillerini yaşatmaya çalışması ve bir araya gelip dayanışma ruhu ile umut tazelemesini engellemeye çalışmaktır. Fakat bizler tüm bu engellemelere karşın kültür ve sanat faaliyetlerimizi yapmaya, dilimizi, kültürümüzü yaşatmaya ve türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Tarihler boyunca halklar tüm egemenlere karşı, tüm baskılara karşı kültürlerini yaşatmayı başarmışlardır. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bu anlamda kültür ve sanatsal faaliyetler üzerindeki her türlü baskı politikasına artık son verilmelidir. Yaşadığımız çağda konser yasakları son derece çağ dışı bir uygulama kalmaktadır. Ve bu uygulamalara artık son verilmelidir. Demokrasinin gereği budur. Halklar özgürce kendi dillerini yaşatmalı. Sanatçılar türkülerini özgürce söyleyebilmelidir. En kısa sürede gereğinin yapılmasını umuyoruz. Bu anlamda mücadelemiz de devam edecektir.